Merhaba, ben Gülay Rençberk. Adapazarı'nda doğdum, büyüdüm. Üniversite dolayısıyla İstanbul'a geldim ve İstanbul'a yerleştim. Maaşlı iş, network marketing ve kendi iş tecrübeleri olan bir kimya mühendisiyim. 3 yıllık maaşlı işimden maddi, manevi ve sağlık problemleri sebebiyle istifa ettim. 10 sene 4 farklı network marketing firmasında hatırı sayılır başarılarla çalıştım. Ama sonrasında da kotalardan dolayı, zorluklardan dolayı, manevi tatminsizlik yaşadığım için sektörden ayrılma kararı aldım. Bir senede kendi iş tecrübem var ki ben buna hayatımın en pahalı eğitimi diyorum. 10 farklı firmaya danışmanlık verirken 2012 yıllarının sonlarında Kayani ile tanıştım. Kayani o sıralarda daha kuruluş aşamasındaydı Türkiye'de. Dolayısıyla ne ürünler vardı, ne izinleri alınmıştı, ne ürünleri kullanıp mutlu olan insanlar vardı, kariyer yapan vardı, hiçbir şey yoktu Kayani'de. Çok mutluyum ki o dönemlerde tanışmak için Amerika Genel Merkezi'ne davet edilen iki kişiden biri oldum ve birçok şeyden etkilendim. Sadece iki tanesini özetleyeceğim. Öncelikle kalbime yattı Kayani. Gece yarısı Amerika'ya vardığımızda Kayani'nin yönetim kurulu başkanı sevgili Kirk Hansen karşılamaya geldiğinde ve bu bulumu taşıdığında ne kadar mütevazı olduğunu gördüm, insana ne kadar değer verdiğini gördüm. Ve sonrasında 4 gün boyunca sevgili eşi Rebecca ile birlikte el ele tutuşmalarından, birbirlerinin gözlerine sevgiyle bakmalarından ve çocuklarının fotoğraflarını gurur ve mutlulukla göstermelerinden aileye ne kadar değer verdiklerini gördüm. Bu çok önemliydi çünkü firmanın sahiplerinin karakteri neyse bu yukarıdan aşağı doğru kopyalanan bir şey oluyor. Sevgili Kirk, distribütörlerimiz bizim çalışanımız değil, ailemizdir dedi. Bu ailenin bir parçası olmaya çoktan karar vermiştim. Dolayısıyla limon bile satsalar önemli değildi. Çünkü insan ailesini sever, sayar ve kollar. Ben de bu ailenin bir parçası olmalıydım. Bir diğeri aklıma yatmış olmasıydı. Şöyle ki, pazarlama planını duyduğumda gerçekten çok şaşırdım. Çünkü hayatımda gördüğüm en adil ve en fazla kazandıran pazarlama planıydı. Dolayısıyla hem yüreğime hem aklıma yattığı için Kayani'ye evet dedim. Ve döner dönmez çok yoğun bir tempo ile çalışmaya başladım. Bir yandan eğitim sistemini oturturken, bir yandan bir bakmışım ki Kayani'de 5. ayımda Türkiye'nin ilk diamond'ıyım. Bu tabii ki çok gurur vericiydi ama çok daha gurur ve mutluluk verici olan şey şu anda Kayani ailemde 70'e yakın diamond ve renkli diamond var. Bununla birlikte yüzlerce kariyer ve binlerce ürün kullanıp mutlu olan kişi var. Kayani'ye özel sebeplerden dolayı bir süre ara vermiş olsam da kalbimin aralıksız olarak Kayani'de olmasının ve tekrar çalışmaya başlamamın sebebini aslında Kirk bir cümleyle özetliyor. Kirk diyor ki, bir gün ölüp Tanrı'nın huzuruna çıktığımda bana ne tarz bir evde oturduğumu sormayacak veya nasıl bir araba kullandığımı sormayacak. Bankadaki hesabımda ne kadar param olduğunu sormayacak. İnsanlara ne kadar fayda sağladığımı soracak. İşte bu yüzden Kayani'deyim. Kayani'nin misyonuyla hayat amacım paralel olduğu için buradayım. İnanıyorum ki bu dünyaya sadece kendi sınavımız için gelmedik. Mutlaka bir sebebi var ve bu sadece kendimizle ilgili değil. Ve bir gülümseme yeter dünyayı gülümsetmeye. Bir aydınlanma yeter dünyayı aydınlatmaya, bir iyilik de yeter dünyayı iyileştirmeye diyorum. İyilikle kalın, sevgiyle kalın.